Nefis bir günden herkese selamlar dostlar. Ben Batur Alp Tunalı. Bugün inanılmaz bir yere geldim. Hepiniz çok fazla istemiştiniz. Anıl Güler'in evini ziyarete geldim. Onunla tanışacağım, onunla konuşacağız. Çok güzel bir muhitte yaşıyor. Benim yaşadığım yerde böyle bahçeli evler yok. Şu evin güzelliğine bakar mısınız? Böyle inanılmaz bir muhit seçmiş kendine kardeşim. Şimdi birazdan 5 dakika sonra tanışacağız. Kendisinin enerjisini falan çok seviyorum. Ben de izliyorum. Severek takip ediyorum. Siz önerdiğiniz için ben de buradayım. Bakalım bugün beraber neler yaşayacağız. Bu arada Ramazanınız hepinizin mübarek olsun. Onun haricinde bu lockdown sürecinde, kapanma sürecinde moralinizi bozmayın. Buradan size elimden geldiğince motivasyon bombardımanı yapacağım. Elimden geldiğince size destek olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. Hazırsanız nefis bir güne. Hoş bulduk. Ne haber abi? Gel buyur. Tanıştık sonunda. Vallahi sonunda. Sen abi buraya ne zaman geldin bu Amerika'ya? 10 gün, 11 gün falan oldu abi. Daha yeni ya, tazeciksin. Kaldığın ev, izin yok değil mi daha? Yok, daha onlar yok. Nerelere düşünüyorsun şu an? Şu an benim bütün bakış açımı değiştirdin yani. Ben West Hollywood tarafı diyordum ama burası ya, bahçeli diyor. Olacak yani. Böyle olacak ev dediğin. Vallahi abi seni gördüğüme çok sevindim. Ben zaten de. Tanışmak istiyordum seninle. İnanılmaz bir enerjin var. Eyvallah abi. Söyleyeyim yani. Hani daha böyle şuraya gelirken hissediliyor yani. Bu bitik halim ha. Yani şu an sıfırdaydım. Şimdi çıkalım senin arabayla. Okay. Bir turlayalım. Abi öncelikle seninle tanışmak istememin ilk sebebi çok dolu bir adamsın. Onu bir söyleyeyim. Eyvallah. Mühendislik kökenli gelen insanları MBA yapıyorsun. Gene aynı background'dan geliyoruz. Ve çok inanılmaz güzel bir enerjin, inanılmaz güzel bir espri anlayışın var. Ya bilmiyorum, beni çok büyük yakaladın. Evet. LA'ya geldiğimde ilk ne yapayım dediğimde yüzlerce Anıl Güler mesajı aldım. Bizim, insanlar da herhalde. Bizim fındıklar değil mi? Bizim takdiri fındık. Almışlar. Neler yapıyorsun? Sen biraz böyle kendinden bahset. Abi o çıktığımız ev var ya, orada yaşıyorum. Süper abi. Biliyorsun. İnanılmaz güzel bir lokasyon. Aynen, burayı bulduk. Şu an master'ın bitmesine 3 ay var. 3 ay sonra master bittikten sonra ben rahat olacağım. Rahat olacağım dediğim yani daha çok YouTube'a falan, bu sosyal medyaya odaklanacağım. Spor bile çıktı şimdi başımıza. Spor salonları açıldı. Ne güzel kapalıydı ama. İyidir. Açıldı abi, ona gidiyorum her akşam, her gece. Sen de gidiyorsun herhalde. Ben biraz gidiyorum abi. Hangisine? LA Fitness. Öyle mi? Yani en pahalısını yine bulmuş. Vallahi her yerde var diye. Her yerde aynen. Ne var mesela LA Fitness'te? Sadece hiçbir şey yok yani. Dumbbell sana bir şey diyeyim mi? Güzel kızlar var orada. Çok ciddi söylüyorum bak. Var var, güzel kızlar var. Hangisine gidiyorsun? Ben kızlarla gidiyorum zaten bu arada. Öyle bir abi işte sen metot seçtim kendime. Sen kız yani kızlar cepte olan kızlarla gidiyorsun. Tabii, strateji benim hatasıya değil mi o? Şöyle girls bring girls bro. Yani kızlar kızları getiriyor. Aynen. Sen gelir gelmez kızları nereden buldun ben abi? Ben direkt kızların yanına geldim. Yani Anıl Güler'in yanına geldim. Bize dümen yapıyor. Öncelikle şöyle başlayayım abi. İkimiz aynen de mühendislik kökenliyiz. Aha. İkimiz de MBA yapıyoruz. Evet. Yaptık. İkimiz de Amerika'dayız şu an. İkimizin evet de hayatı farklı yönlere gidiyor. Sen hangi okul mezunuydun abi? Ben abi ilk Doğu Akdeniz'de başladım. Daha sonrasında Kıbrıs'ta başladım. Daha sonrasında Çin'e gittim yaz okuluna. Zhejiang Üniversitesi'nde okudum 4 ay. Daha sonrasında 2 yıl Amerika'da kaldım. Central Connecticut State'de, Connecticut'ta, doğu tarafında. Böyle değişmeli geçtim. Makine mühendisliği okuyorsun. Makine okudum. Hepsinde. Makine okudum. Abi Çin'de makine mühendisliği nasıl okuyor? Millet baba çok millet iyiydi. İntihar ediyor anasını Türkiye'de vallahi, bile. Sen nasıl okudun? Ya bir şey söyleyeyim mi? Biz Türkiye'de o kadar sert bir eğitim alıyoruz ki. Öyle mi? Burada aldığımız bizim analitik eğitimler hiçbir şey. Ben Amerika'da falan ben da çok rahattaydım yani. Zaten bizi o kadar zorlamışlar ki. Matematikleri falan. Abi ben integral lisede bildiğim integral, adamlar da üniversitede bilmiyorlar öyle bir integral yani. Onlar da hani yeni türevi integral yani öyle. İyi oldu yani oralara gitmen. Daha sonrasında Bahçeşehir'de yaptım ben MBA'yi. Yakın Doğu mezunusun yani sen. Doğu Akdeniz ve Doğu Amerika. Akdeniz, pardon. Yo, Amerika'da da var. Çift diploma. Çift diploma sende. Sen iyi gibi düşün yani. Aynı. Tamam abi. Senin İngilizce o yüzden şeydir. İngilizce iyi. Abi ben Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliğini kazandım 2009. Ben orayı yazmadım. Benim abim yazmış. Ben işte İstanbul olsun diye İTÜ Geomatik, işte jeoloji, jeodezi, nerede iş bulunamayan mühendislikler, onları kovalıyorum ki kendi yoluma bakayım. İşte YouTube'muş, medyaymış falan, onları düşünüyorum ben kafada.
Abi bizimki değiştirmiş tercihleri. Evet. Vallahi bak arkadaşlarına senin söylemiş. Senin o zaman böyle bir bilincin var mıydı peki? Yani yok ben, abi 19-18. Ben o zaman 18. mesela çok salaktaydım. Ben 18. mühendis olacağım istiyordum. He, yani. Aynen öyle. Ama şimdi onun o background'la, o bilgiyle daha sağlam basıyorsun. Daha iyi konuşuyorsun. Daha özgüvenli olabiliyorsun. Öyle de düşünmek gerekiyor. Doğru diyorsun. Peki şunu sorayım o zaman. Kritik bir soru. Tekrar geriye gelsin. O mühendisliği okur musun? Yani çok bu zor ciddi bir soru. Çünkü. Çok zor çünkü bir soru. Buradaki kardeşlerimizde şu an üniversite sınavına girecek arkadaşlar da var. Bölüme yeni başlamış arkadaşlar da var. Kariyerini yönlendirmek isteyen arkadaşlar da var. Ve biz onları aslında burada çok ciddi bir örneğiz. Yani onların doğru. Biz 5-6 yıl sonra veya 10 yıl sonra alacakları... Özellikle okumak isteyen, eğitime önem veren bir adam için çok doğru bir adreste bence şu an. Tabii. Çünkü ben de açık konuşayım. Burada işte mühendislik okumuş, master yapan, işte bir kendini geliştirmiş diyeyim. Çok bir adam görmedim. Buraya evet. gelen adam 5 sene DoorDash yapıyor, beyni yakıyor, tamam mı? Kafayı yiyor. Sürekli YouTube videosu çekiyor, işte motivasyon videosu çekiyor. Daha 19 yaşında. Çocuklar liseyi bitirmiş, Anadolu meslekten gelmiş abi, mezun olmuş. Gelmiş buraya, millete motivasyon videosu çekiyor. Senin seyircin için bence bu güzel bir şans. Bana soracak olursam, ben elektrik mühendisliğini bitirdim ve 3 sene boyunca çalıştım. Senin bayağı. Nasıl oldu? Abi ben Amerika'da okuduğum dönem staj yapmaya başladım Amerikan şirketinde. O adamlar beni yakaladılar orada. Ben onlara güzel bir proje yaptım. Savunma sanayi ile alakalı bir şeydi bu. Onlar beni yakaladılar. Ben o holdingde çalıştım 5 yıl. 5 yıl çalıştın beş sen. 5 yıl boyunca çalıştım. Neyse biz o kadar olduk mu ya? Sen 91'lisin. Birliyim. Nasıl bir hayatın vardı orada? Aynı sanal bir hayat biraz yani. Evet hani görsel olarak iyi. Bak mesela çok basit bir örnek söyleyeyim size. Buradan bunları konuşmamız gerekiyor. İstanbul'da döndüğümde 36 tane üniversiteye gittim etkinliğe. Bunlarla alakalı gerçekten konuşmak için. Çünkü bunlar... Konuşmacı olarak. Aynen. Burada bir çocukla tanıştım. San Francisco Google'da çalışıyor. $4,700 maaş alıyor. Ne zaten? Vallahi yetmez. Benim beraber kaldığım arkadaşlarım yetmez. Garsonluk yapıyorlar diyelim. Akşamlık $400-500 kazanıyorlar. Şimdi bunları doğru... Zaten senin adamlar cin. Aynen. Bunlar yapmıştır zaten. Bunları işte o yüzden ben... doğru söylemek gerekiyor. Doğru konuşmak gerekiyor burada şey tarafını. Hani evet biz mühendislik okuduk ama buradaki gerçek görüşlerimizi de devamı NBA tarafı için abi peki. Orada nasıl gidiyor? Ben yani NBA ile alakalı şunu söyleyebiliyorum mesela. Benim hayatımda gerçekten kendime yaptığım en doğru yatırımlardan biriydi. Çünkü mühendislik perspektifinin üzerine, öyle bir analitik altyapının üzerine business'ı eklediğimde gerçekten olaylara bakış açım çok büyük anlamda değişti. Valla ben de öyle. Çünkü ben hiç bilmiyordum business'la alakalı. Çünkü biz hani mühendislik tarafındaydık ya, biz hep sayısal taraftaydık. Evet. Biz hep analitik tarafındaydık. Problem çözme. Biz hep problem çözme, hızlı düşünme falan. Evet. Bir de bir yani business var yani her işin içinde olan. Ne iş yaptığının hiçbir önemi olmasa da senin aslında bir yöneticilik vasfını öğrenmen gerekiyor. Evet. Öyle değil mi? Hani evet. Şirket yönetme, nasıl şirket yönetilir? Finans. Finans, pazarlama. Aynen pazarlama, reklam. Bunları da hani tamam uzman olmana gerek yok ama bir kulak doygunluğu olsun diye girdim ben business'a ve şu an inanılmaz memnunum. Merhabalar arkadaşlar, şu an Bağcılar Meydan'dayız. Metroya doğru gidiyoruz. Neredeyiz abi? Sevdi abi, USC'nin yani dünyanın en pahalı okullarından birinin meydanındayız. Üniversiteyle ilgili biraz bilgi ver abi burayla alakalı istersen. Benim deneyimlediğim kadarıyla buradan abi mezun olup iş bulmama olasılığın %0 diyorlar ve bunu Amerikan vatandaşları söylüyor. Kesin mühendislik ağırlıklı yani üniversite. Teknik mi diyorsun? Ha, teknik üniversite mi? Abi teknik kısmı çok yoğun. Çok aha. Mühendisliyorum buradan ama diğer şey de iyi yani. Okay. ODTÜ gibi. Peki ne kadar yani ortalama fiisi? Şimdi şöyle. Eğer international'sa çok fazla ödüyor. International'sın, Türksün abi. Abi 100 bin dolar. Senelik 100 bin dolar. Geldim buraya senelik 100 bin dolar para veriyorsun. 5 yıl okudun, 500 bin dolar. 4 sene de 400. 4 sene, tamam. Aynen. 400 bin dolar. Ev mev bilmem ne oldu sana 700 bin dolar. Evet. 700 bin dolara bitirdin abi okulu. Evet. 7 çarpı 9 desek ne yaptı? 60. 6 milyon. 6 milyon tabii. 6 milyon lirayı verdin okula, diplomayı aldın. Şimdi senin paran var diyelim. Evet. Tam Türkiye'desin. Sen çocuğunu buraya göndermez misin? 6 milyon ayaksa şey mi düşünürsün? Ulan bir bakkal açayım da şurada iki gofret satsın 6 milyona. Yani milyona. 6 milyona buraya gönderirim ama 1 milyona da bir tane başına birini koyarım. Hani 1 milyon da birine veririm anladın mı? Bizim çocuğu... Aynen çocuk kontrol evet. ettim. Evet. Yoksa her sapıtır. Derse giriyor. Sapıtır yoksa. Evet, evet. Ben üniversitede abi çok çapkın bir adamdım. Hareketliydim. Çin'de mi şeyde mi? Her yerde abi. Asyalı falan fark etmez hiç, yani full hareketliydim. Amerika'da. Amerika'da da hareketliydim. Cheerleader bir manitam vardı benim. Chill? Cheerleader bu üniversitelerde takla atan kızlar var ya. Hani o araya girer basketbol bilmem ne. Tamam böyle pompon pompon. Pomponcu falan. Böyle güzel bir üniversite hayatım vardı. O yüzden hani üniversiteyle alakalı olan konuda benim nacizane insanlara önerim biraz da üniversitenin bir ortamı. Çok bölümden ziyade
İki, üniversitenin yurt dışı connectionları veya üniversitenin o bağlantıları, Isaac, şey bilmem ne mesela benim okuduğum tarzda falan. Üç, dil. Isaac vardı değil mi ya? Ne, öyle şeyler vardı ya. Erasmus. Erasmus vardı. Erasmus daha şey. Senin şimdi belki kitleye çok hitap etmeyecek bu muhabbet ama olsun. Abi Erasmus'ta daha çok sevişiliyor Work and Travel'a göre. Çünkü Avrupa daha relax. Sen Work and Travel yaptın mı? Tabii yaptım. %100 öneriyor musun? Abi ben sana hayatında bir insanın yapabileceği en iyi şey. Abi ben okulu uzatıp keşke Work and Travel yapsaydım diyorum. 4 ben yıl boyunca. Ben bir kez tabii 4 yıl okul uzatsın fark etmez ama o Work and Travel'ı yapacaksın. Kafa bomboş abi. O İngilizce geliyor ya Work and Travel'da. O kelime daha çıkmıyor aklından. Şu an öyle mi? Geldik 30'a. Öğrenemiyorsun. 100 defa kelimeyi tekrar ediyorum abi. O da belki girerse kafaya yani. Zor bela. Üniversite diyorduk abi en son. Sen yurt dışında okudun. Hangi burada Amerika'da okudun? Central'da. Nasıldı buradaki şeyin? Yani üniversiten iyi miydi senin? Benim üniversitem State Üniversitesi'ydi. State tamam. Üniversiteleri özel üniversitelere göre daha ucuz. Daha ucuz ama daha teknik. Ama eğitimleri daha teknik. Okkalı. Yani mesela ODTÜ'de okuyan bir öğrencinin zorlanmasıyla Bilkent'te okuyanın çok aynı olmuyor. Veya Çankaya Üniversitesi'nde. Bir dakika. Şimdi ODTÜ mü Bilkent mi? Hangisi daha zor? Şimdi ne cevap verirsen ikisinden biri sövecek sana. ODTÜ daha zor abi. Mesela İTÜ bilgi, İTÜ daha zor. Ama daha mesela böyle zengin çocukları değildi. Daha Amerika'ydı yani. Aksanlar vardı mesela. Sert aksanlar vardı yani. Çünkü internasyonel değildi. Ben mesela... Tam East de orası. Tabii çok zorlanıyordum yani. Aksanlar. Orası daha rahat. Kuzey East. Seni dinleyelim seni. Yapıştır gelsin sor abi. Sendeyiz. Öncelikle ben sana şeyi söyleyeyim. Bana verdiğin his böyle Cem Yılmaz'ın gençliği tadında bir adamsın. Estağfurullah abi. Yok estağfurullah. Tam böyle abi, laf atıyorlar. Hiç gelemiyorum abi öyle şeylere. Ya o tatlı bir adamsın. Cem Yılmaz bana şey verdiğin mi? Enerji spor o. Spor spikeri olan mı? O tatlı bir adamsın. Bence kameranın önünde olman gerekiyor. %100 hani mühendislik background'ı okey. Ama bu zaten sana çok farklı bir perspektif katıyor. Bunu da böyle işte marketing tarafında geliştiriyorsun zaten eğitiminde. Amerika gördün, geziyorsun bilmem ne. Bunu böyle sanki senin kameraların önünde kalıp bu tarz zaten bir şeye ilerlemen gerekiyor. Ben senin iş stratejini, gelecek planlarını aslında birazdan merak ediyorum. Abi benim iş stratejim Amerika'ya gelmeden önce şuydu. Ben 3 sene elektrik mühendisi olarak çalıştım dedim ya. Ben şantiyece biliyorum yani. Hani öyle herkes bilmez o dili. Tabii, ben zordur. Bayağı süründüm zordur. Yani. Acayip şeydi yani. Ben gece 1'de kalkıp işte bir tane Ankara'da soğuğun ayazında şantiyeden işçileri alıp işte neymiş kablo patlamış. Millet donmuş. İşte oraya biz kepçeci falan o bobket oraları kazıp o şeyi muf yapacağız. Neymiş o? Gece 1-2. Mühendislik okumak isteyen arkadaşlar burayı ama iyi dinlemeliler. He yani. Şimdi ben bunlar bu önemli. Yollardan geçtim ama bir yerden sonra keyif almaya başladım. Ben şantiyede çalıştım. Şantiyede çalışmadan önce de ben üniversitedeyken böyle büyük CEO'lar gelirdi. Köpek önde tamam mı? Bir tane dayı böyle. Elini almış böyle bir tane bir şeyler. Orada mühendisiz daha böyle. Üçüncü sınıf yeni mühendis değil mi? İşte daha olmamışız. Dersleri düşünün. Önde hocalar dizili falan. Bunlar işte bize anlatıyor. Şöyle yaparsanız şöyle olur. Şöyle yaparsanız çok iyi yerlere gelirsiniz falan. Bizim böyle hani uzaklara bakıyoruz böyle. Gözlerimizin içi cıvıldıyor. Ben hep onlara özeniyordum. Diyordum ki ulan diyordum. Bir gün diyordum ben de oturacağım oraya diyordum. Ben de o koltuğa. Ben de CEO olacağım diyordum. Şu an olmamam o ayrı mesele de. Şu an farklı şekilde CEO olacağız. Abi ben o yola girdiğim için buraya gelme kararı aldım. Çünkü ben yani madem CEO olacaksın bir kere bir yurt dışı eğitimi gerekiyor. İngilizcen olacak. İngilizcen MBA'in olacak. MBA'in olacak. MBA'in olacak yöneteceksin. Pazarlama bileceksin. Aynen öyle dediğim gibi yani finans bileceksin. Hani reklam bileceksin. Sen yönetmeyi bileceksin. Hani yani karizmatik liderin mesela ben ne olduğunu bilmiyorum tamam mı? Lider deyince aklımıza ne geliyor hemen bakıyorduk böyle. Gandhi, Atatürk, evet, şey evet. İşte Malcolm X. Şimdi abi niye ama bu adam niye hani bunun derinliklerine inmiyorsun evet. Bu adam neler yaptı neler düşündü. Kişisel bunlar, wisdomları he, nedir biz, bu adamın? Bize bastılar olsun. Mühendisliği, bastılar matematiği, bastılar fiziği. Biz armut gibi kaldık bir de ben konuşkanım. Bana ne lazım? Bana kelime lazım, bana bilgi lazım. Senden abi, çok iyi satışçı da olur biliyor musun? Olur bana. Sen oturdun mu okursun yani. Bana ya. Gelmiyor mu zannediyorsun? Şu an bile geliyor. Evet. Ben buraya gelmeden arkadaşım iş teklifinde de bulundu bana. Ben iyi iş teklifi, yani benim aslında en iyi olduğum kulvar ne biliyor musun? İletişim abi bence senin. İletişim. Olduğunu. İş görüşmesinde ben iyiyim. Yani görüşmesi var ya. Orada yakalıyorum. Ben hiç hayır almadım abi. Hiçbir iş görüşmesinde hayır. Ama işte şu anda da İşte hayat. Sen yıllarca kovala. Ben şimdi hani YouTube'dan dolayı, tanınmışlıktan dolayı insanlar da haliyle ben de çalışmak istiyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Videoları ilk daha başladığım zamandan beri insanlara böyle tutku kelimesini çok hani böyle altını çizdim. Passion. Passion. Şöyle zaten bilirsin. Gerçekten
tutku duyduğun, mesela şu an yaptığın işi yaparken nasıl hissediyorsun? Benim o yüzden insanlara hep söylediğim şey o, hani bırakın bölümleri, bırakın bilmem neleri. Neyden tutku duyuyorsun abi? Abi. Neyi yapmaktan keyif alıyorsun? Neyi yapmaktan hayatın boyunca keyif almaya devam edeceksin? Düşünüyorum senin mesela yaptığın şu an şeyde hissettiklerin, gelecekle alakalı olan planların, bu duyduğun heyecan. Şantiyede herhalde bu yoktu. Şu an mesela şantiyede bununla alakalı düz. Neler hissediyorsun? Yani şöyle, şantiyede belki rütbe olarak iyiydim. Ama şunu da getiriyorsun aklına. Ulan bu çoğu kişinin yapabileceği bir iş. Evet. Ben gitsem ertesi gün benim yerime adam var. Ama şu an nasıl öyle değil. Öyle değil. Götü olan çıksın yapsın diyorum hatta nasıl benim üstüne. Yaparken, videonu editlerken, çekerken, şu an sohbet ederken, buradayken. Şöyle hissediyorum. Benim şu anki bu yaptığım işi fazla kişinin yapamayacağına inanıyorum. %100. Bu da bana bir güven veriyor, bir özgüven veriyor. Konuşurken insanların benim hangi psikolojiyle dinlediğinin farkındayım. Benim hani gelmiş olduğum konuma gelmek için uğraşan bir sürü insan var. Evet. Tabii ki çok daha iyi yerlerde olan insanlar var. Yani onlar da zaten işin komedi tarafında. Şimdi ama olaylara hani şu açıdan bakman lazım. Bir yıldır buradasın sen. Sen daha yeni başladın hikaye. Ben onlara şey diyorum. Olmuyorsa çekme amına. Bu kadar basit yani. Baba olmuyorsa yapma yani. Ben hani ben yapıyorum. Ben izlenme düşse bir şey olsa falan strateji değiştiririm. Veya gidersin radyo bir tane radyoya gidersin. Hala bir sürü radyo programcıları hayvan gibi para kazanıyor. Gidersin orada denersin. Ajanslara kayıt olursun. Ki zaten bizde baba mesleği ajansa kayıt olmak biliyorsun. Her 3 kişiden 7'si ajansta. Herkes oyuncu. Abi geçen gördüm. Neyse bir şey yapım. X yapım. 2 tane böyle şey. Böyle fotoğraf çekilmiş, tamam mı? Oyuncu. Bir kız bir erkek. Yeni dizi başlıyor. Da baba bunlar kim ya? Ya bunlar yani bitmiyor mu bunlar yani? Doğru. Sürekli yeni insan. Her yaz. Değil mi? Yaz her dizilerinde. Yaz aşkı. Kalite bir tane de yok. Yakışıklı çocuk. He kalite bir de tane yok. Kız. Abi şunu da anlatayım. Konuşmayı sana bilmiyorlar. Bak, bunu senin kanalda anlatıyorum bunları. Ya ben burada biri vardı, tamam tanıyordum. Burada oyunculuk eğitimi alıyordu. Bir kız bir de onun sevgilisi. İkisi de Türk. Abi bunlar yetenek, bana soracak olursan mimik oynamıyor. Böyle buralarına botoks yaptırmış gibi böyle oynuyor işte, merhaba dedi. İşte onun üstüne su döküyor. Garsonla kavga ediyor, gidiyor. Dizi bu. Abi ben bunu araştırdım. Bir baktım kız meğersem burada bir yerde oyunculuk eğitimi almış. Sırf burada oyunculuk eğitimi aldı diye Amerika'ya. Orada oynatmışlar. Amerika'ya. Oradaki yönetmenleri ben anlamıyorum zaten, o senaristleri falan. Şey mi düşünüyor? Aa Amerika'dan geliyor, vay amına koyayım. Ya Amerika reklam, evet, gözde çok büyütülüyor abi ya. Abi ben... Çok büyütülüyor baba. İşte bu işin içinde olan büyük babalar, balinalar diyeyim. Bu oyuna nasıl geliyor abi? Ya da gerçekten kaliteye önem versin. Biz bak ben 30 yaşındayım, daha bu kaliteye ulaştığımı düşünmüyorum. Katılıyorum %100. Götüm daha %100, çok yırtılacak. Bu saç daha çok dökülecek. %100 katılıyorum. Yoksa ben insanlara kendimi pazarlayamam, yüzüm olmaz yani. %100 katılıyorum. Ya öğrendim. Tamamım dediğin an bence kayıp başlıyor. Ben senden şunu soracağım abi. Şimdi iletişim konusunda ben de iyi olduğumu düşünüyorum. Satışta falan da çok ciddi anlamda çalıştım ama insanlarla o enerjiyi sağlayabilirim. Bunu tam olarak nasıl sağlıyorsun? Ben mesela genelde ciddi duruyorum. Bir şekilde o şeyi kıramıyorum. Yani o anladım, o şeyi sızamıyorum. Mesela senin bence videoların ilk açtığım anda şey oluyor. Abi adam çok eğlenceli. Mesela bir story eyvallah, atıyorsun eyvallah. Diye. İşte yoga yapacağız. En son attığım vardı ya. Yoga yapacağız. Şöyle... Taşak geçmeden atamam. Kaydır. Abi. Ya o kadar hoşuma gidiyor ki. Makara yapmadan bir şey yapamam ben abi. Burada bir şeyin hayatıma var mıdır abi? Şey oldu. Sen hep mi böyleydin? Abi hep böyle değildim. Benim küçüklük dönemim zordu. Hani bir aile şeyi falan çok. Nerede doğdun bu arada? Kırıldı çünkü bizimkiler boşandı. Okey. Ben Tekirdağ'da doğdum. Orası hep saçma zaten. Sen oradan Trakya'da. İstanbul'a, oradan Samsun'a falan uzanıyor. O yüzden benim şiveyi kimse anlamıyor aslında. Benim şive Anıl Güler şivesi bu. Benim bir şivem yok. Ben Karadenizli olduğunu düşünüyorum. Benim 07 yaş tamamen Trakya. Aa. Tabii bütün arkadaşlarım oralı. Sonra İstanbul. Ama bende Ankara şivesi de var çünkü hep arkadaşlarım Ankaralı, yurtta kaldım. H'leri söyleyemiyorlar değil mi? He. Asan hastanede hastalandı. Gibi ya, yani. Hemşire ap hamburger hediye etti. Gibi. Amdi der, amdi. Ama bende hepsi oldu. Ben onları hani böyle bir karıştırmış gibi oldum. Sonra kendimi en rahat hissettiğim, mesela sen 5 tane dil bil, en kolay hissettiğin dili konuşursun. Evet. Ya da onu düşünürsün. Beynin öyle çalışıyor. He benimki de böyle hepsini oturtmuş, almış, kafasına göre iş yapmış amına koyayım. Kafasına göre bir şey çıkartmış, aksan. Yani sense of humor mu denir bunu? Şok baskı, evet öyle de denilebilir. Çünkü küçükken de böyleydi. Hep böyle lisede, işte ortaokulda, ilkokulda falan. Taklit falan yapar mıydın? Evet, hepsi. Ne ararsan. Ya ama tabii hadi bunlar övünülecek bir hadi şey bir yok. Tane. Bunlar övünülecek şeyler değil. Hani ne bileyim böyle abi, bu bir şey yetenek olan. Yani sonuçta. Yok, ben öyle görmüyorum. Tamamen yetiştirilmişlik. Yani oraya doğrulmuştuk. Hani mesela bir bitki al böyle bağla, o bitki oraya doğru uzuyor ya. Beni de böyle makaraya doğru bağladılar. Niye biliyor musun? Çünkü hep baskı vardı. Ben oraya yönelmek zorundaydım. Ben annemlere mesela, anneanneme küçükken desem ki işte ben böyle YouTube'a gireceğim. Ben işte mühendislik okuyacağım ama yapmayacağım. Siktir derdi, evden kovardı. Aynı abi bak, ben aynı. Kovardı yani. Ben asker çocuğum, anne eğitimci. Oo, benim için yani benim üniversite okumamam, master yapmamam, işte başarılı olmamam böyle bir şey yok.
Yok, sen benim müzik de yapacaksın, öyle. Sen YouTube yapacaksın. Heh, yapamazsın. Sen kimsin oğlum? Müzik yapamazsın. Yapamazsın. Çünkü ÖSS sınavı yakın. Yapamazsın. Değil mi? Yapamazsın. 2009'da girdin sen de. 2009. O neydi la, 360 soru. Baba ben belli bir süre sonra bıraktım yani. Ben de, ben baktım olmuyor. Anladın mı? Ben anlamıyordum bir yerden sonra. Nasıl yaptılar oğlum, sonradan böyle diyor. Buradan peki bilmezler kardeşlerimize yani. Şöyle bir şey söyleyeyim. Üniversite okuyan, hem kariyerine başlamış, hem master düşünen, hem üniversiteye hazırlanan. Yani biz çünkü burada hem liseye de başlayacak olan olabilir. Hani büyük bir portföye hitap eden insanlar olarak. 30 yaşındaki Anıl geldiğin noktada. Dön abi geriye. 18 yaşındaki Anıl'a. Üf. Öyle çocuğum olsun camdan atarım. Kendini şimdi... Aman bu şeytan. Yani kendine ne derdin abi? Abi üniversiteye başlıyorsun. İnanılmaz. Üniversite tercihlerindesin. He. Ya da üniversiteye bitin. Ne derdin abi? Nereye doğru yönelirdin? Neyi kere, farklı yapardın? Bir kere şey, bir hiperaktiftim ben. Ama herkes hiperaktifti ya. Ben harbi hiperaktiftim. Sıkıntılıydım. Hep böyle bir hareketli olduğum için insanlar bu enerjiden dolayı hep böyle bir rehberlik hocası, hocalar falan filan bana dedi ki mühendislik senin işin değil kardeşim. Değil. Derdi. Ben de bunun bilincindeydim. O zaman ben kendi kendime şöyle dedim. Şu İstanbul'a bir kapak atayım. İstanbul'da okuyayım. Ben orada tanışırım. Ben orada kendimi yolumu bulurum ben diye düşündüm. Atamadık. Kocaeli'ne attık. Bir de puan fazla geldi biraz. Yoksa ben harbiden konservatuvar falan düşünüyordum. Okay. Ben İzmit'te ilk gittiğimde de zaten İzmit Devlet Konservatuvarı'nın şeyine girdim. Sınavına, tiyatro. Yedeye kaldım. Okay. Yani hiç okur muydun? Okurdum abi. Çünkü okuyanları görüyorum. Yani hani okuyan adam tabii ki benim hani onlara senin saygım çok. Senin zekanda bir adamın okuması da apayrı bir hikaye oluyor. Yani biz mesela bak ben işte yazar burada, olurdum. Yazar burada olurdum. Çok ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum ben. Ben ne zaman Türkiye'de ÖSS birincisi olan adam mesela diyorum müzik okursa ya da resim okursa ben o zaman evet olmuşuz diyeceğim. Biz başarılı olduk diye mühendis veya doktor olmak zorunda değiliz. Yani veya kafamız basıyor diye buralara yönelmek zorunda değiliz. Biz işte mesela orada çok büyük hata yaparız. Ben mesela geriye döndüğümde şunu söylüyorum kendime. Ben mesela kesinlikle bambaşka yerlere yönelirdim. Benim tarafımda mesela. 18'e dönsem başka bir şey yapardım. 18'ime dönsem. Oğlum okumazdık o zaman. Ya, o da o, o da kötü. O yaşlarda o tatlı, anladın mı? O yaşlarda bilmemek daha iyi. Çünkü yönleniyorsun. Evet. Yani eğer biz yönlenmeseydik de böyle olmayacaktık. Çünkü o zaman da şey olacaktı. Beyni zorla zorla mühendislikle. Tabii sen zorlaya zorla. Zorla. Aerodinamik, termodinamik, he, elektrik bilmem ne, devreler. Ya dediğim gibi yani hani bizi bir şeyler yönlendirecek ki öyle yok işte mühendislikmiş, şeymiş, oymuş, buymuş. Şu anki sen olasın. Sen şu anki kafanla dönmüş olsaydın, düşünseydin bunu zaten şu anki sen değildin, bambaşkaydın. Kardeşlerime... Ve emin ol şu an kendini beğenmiyordun belki kardeşlerime de. Kardeşlerime 3 tane şey. Benden tane. Mi? Evet, 18 yaşına döndüm baba. Hı-hı. Anıl'a. 3 tane şey söylüyorsun şu an. Anıl burada. Bir, çile çekeceksin abi. Öyle 15 yaşında YouTube'a başlayıp tamam mı hayvan gibi para kazanıp ondan sonra oturup sağa sola sallamayla olmuyor bu salak işler. Salak da olmayacaksın. Salak olmayacaksın çünkü zaten senin adamlar bilirler ne dediğimi. İki, her zaman benden bir şey olmadı. Hani bir şeylere ulaştım ama daha da iyisi varı kafanda hep oluşturacaksın. Hep daha iyisini isteyeceksin. Hep daha iyisi. Ben şimdi abi 200 bin oldum. Abi bana diyorlar ki 1 abi milyon. 200 videosu çek, 200 bin videosu çek. E baba 1 milyonu var bunun. 1 milyon olduktan sonra da 3 milyonu var. Bu bir şey değil ki, bu bir başarı değil ki. Sadece insanların takdir ettiği bir derecelendirme. Yeni bir dil var, yeni tabii bir ki. Eğitim var. Tabii bunun yeni eğitimi var, yeni bir dili var. Dediğin gibi yeni bir ülkesi var, yeni bir kültürü var. Yeni bir kızı var. Tam üstüne denk geldi. O yüzden hiçbir zaman oturduğun yerden aa ben oldum demeyeceksin. Aynen. Abi üçüncüsü de o zaman şöyle söyleyeyim. İletişiminizi, yani iletişim her şey abi. Evet. Yani iletişimi geliştirmek için götünüzü yırtabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. İletişim, iletişimsizliği şu anki jenerasyon çok yaşıyor. Sosyal çünkü biz mahalledeki abilerden gördük büyüklüğü, adamlığı. Dövdüler hani ama, dövdüler bizi ama şu an bir tane Twitch yayıncısı çıkıp insanlara abilik yapabiliyor. Çok evet. İlginç. Evet. Sen kimsin ya? Yani tuhaf bir küçük böyle yani 8 ila 12 yaş arasında olan tuhaf bir tayfa gelişti. Ve bu tayfa hayvan gibi o insanları destekliyor. O desteklenen insanlar da aslında doğru yolda olduğunu düşünüyor. Ama değiller. Yani belki de doğru yoldalar. Değiller abi. Ama doğru üstüne, yol burası ya. Üstüne bir şeyler doğru koymuyor abi. Gibime dünyanın geliyor bana. Dünyanın en iyi üniversitesinin kampüsündeyiz şu an. İnsanlara bir şeyler katmak için bir video çekiyoruz. Buradan oraya bir şeyler göndermeye çalışıyoruz. Çevremizde şu an bence önümüzdeki dönemin Einstein'ları, önümüzdeki dönemin bilmem neleri. Evet, bu okulda vardı. Buradalar yani. Buradalar. Ben doğru bir noktada olduğumuzu düşünüyorum ve buradalar. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. İşte bu adamlar da buralara geldiği zaman illa burası olması şart değil. Yani bu tür işler yaptığı zaman
bu okulda hiç değilse buranın bir havasını aldığı zaman orada hani biz kızla konuştuk ya, o partilediğin kızla, zaman o bile kızla yeter. Konuştuğun zaman daha böyle farklı hazlara ulaşıyorsun. Evet. Tabii ki biz yok demiyoruz. Yani hani o insanlar yanlış yolda demiyoruz. İlla ki doğru olanlar vardır. Mesela ben o tiyatroculardan bahsettim. Bir sürü pırlanta gibi abi adam mezun olmuş tiyatro bölümünden. İşi yok. Çünkü niye? O da sadece tiyatrodan mezun olmuş. Evet. Ama şimdi sadece hani Ferhan Şensoy zamanında değiliz ki biz abi. Şu an farklı şeyler de yapabilirsin. 70 tane platform açıldı senin kendini göstermen için ki senin o platformlarda şov yapman lazım. Çünkü piyasa kimlerin elinde? Senin mesela belli bir kemik kitlen var değil mi? Var abi var. Var değil mi? Böyle... Gerçekten böyle bildiğim hani benim bir de akademi tarafındaki öğrencilerim de var. Eskiden beri bilenler var. Aynen. Şimdi mesela sen videoyu açtığın zaman abi bir tak bir müzik giriyor. Diyum falan introlar giriyor, bir şeyler oluyor. Sen işte merhabalar arkadaşlar falan diye başlıyorsun. Bir dövmeler falan bir ortaya çıkıyor. Tak bir anda konu atıyorum Bitcoin'e geliyor. Tak bir anda eğitime geliyor. Seni yakalaması için aslında biraz seni tanıması gerekiyor. Doğru doğru. Diğer türlü zaten bir iletişim kurma şansımız yok. Bir de kitle işte belli bir seviyenin üzerinde. Çünkü anlattığın şeyler zaten hani öyle yoldan geçen her insanın anlayabileceği seviyede şeyler değil. Evet. O bağlantıyı kurduktan sonra da zaten işte o senin mantalitene gelmeye başlıyor insanlar. Yani kendini o geliştirme isteği, o savaşma isteği, o hustle isteği, eğitime olan aşk, gelişime olan aşk, işte o biraz önce söylediğin iletişim yeteneği, mesela özgüvenden bahsediyoruz. İletişimdeki bence en kritik konu. Yani şu an bu kameranın karşısına çıkıp bak burada bir sürü insan var. Saçma sapan bize bakıyorlar. Biz buraya kamerayı böyle koyup sanki babamızın çiftliği gibi dünyanın en pahalı üniversitesinin öyle ortasında böyleyiz yani. Hoşlarına gidiyorlar çünkü bu kamerayı severler. Gücü, bu özgüvenin verdiği şey. Bu işte o senin o şantiyede geçirdiğin ustayla konuştuğun anın veya bu benim sokakta işte ne bileyim bir satış yaparken müteahhitle konuştuğum anın getirdiği şey. İşte o verdiğin ilk örnekte acı çekiyoruz, bilmem ne yapıyoruz demen de buraya bağlanıyor. Teşekkür ediyorum övgülerin için. Yani gördüğün mertebeler çok yüksek. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ama hani insanımızın hepsi aynı değil biliyorsun. Ben öyle... İnsanların bir yere gelmemesi için yırtılan... Vallahi abi en başarılı ol ya. En güzelleri senin olsun. İşte böyle ya. Diyebildiğin için sen başarılı oluyorsun en güzelleri zaten. Senin olsun. En güzelleri herkesin böyle olsun. Böyle diyebilseler zaten onlar da ya olacak benim da burada şöyle bir konum var abi. O yüzden dedim keskisin diye. Benim rakiplerim aslında şunlar yani. Benim Türkiye... benim kökümden gelen adamın benim rekabet durumum yok ki. Ben seninle aynı takımdayım zaten. Aynı şeydeyim. Yani senin başarın bana başarı getirir. Evet. Finalde bir yerde karşılaştığımda selamun aleyküm merhaba diyebiliyorsam sana iştir abi. Düşünsene yani böyle bir gücün olması. Benim o yüzden rakibin sen değilsin. Senin güçlenmen beni güçlendirir ama şu adam benim rakibim işte. Her hafta olduğu gibi dünyanın farklı farklı yerlerinden bu tarz farklı farklı konseptlerde videolar atacağım artık biliyorsun. Kanala abone olmayı, Anıl'ın kanalına da, kardeşimin kanalına da abone olmayı ve notification'ları açmayı unutmayalım. Çünkü bu videoların hiçbirini kaçırmak istemezsiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. Allah'a emanet olun. Efsane olun bro. Peace. Peace bro.